parantezse ve sıfırdaki offset ile zıt işareti olmalıdır. Yani şu iki yerin zıt polaritede olmalıdır. Şimdi yanlış yazmışız. V'yi olacak burası. Özür dilerim. Burası buraya bağlı. V0 doğru. V o doğru yani. Ama genelde biz bu şey için V'yi kullanıyorduk ya. Burada V'yi V o olmaktı. Şurası olmaktı. V'yi eşit V olmaktı. Ve onun 2,5 volt olduğunu bulmuştuk. O halde VR'de polaritesi de eksi olmalı. VR mutlak değer olarak 5 volt seçmiştik. Yani VR aslında eksi 5 volt olması gerekiyor. Bir önemli bir durum daha var. Şu aşamada önce katta kazanç sağlayıp daha sonra dengesizlik ayarı yapmak sakıncalıdır. Çünkü devrede dengesizlik yapılmadan kazanç sağlanırsa dengesizlik eliminde boş yere kuvvetlendirilmiş olur. Ve yüksek giriş işaretleri için devre bu yüzden doymaya girebilir. Bunu önlemek için ön katta kazanç sağlama işinden vazgeçilir. RF eşit R alınır. Yani 200 ohm olarak alınır. Bu durumda gerekli kazanç şu kadardı. O da çıkış katında sağlanır. Çıkış devresinin kazancını R'ye bölür. Rx oluşturuyordu. O halde şu kadardı kazancı. Bu da R'ye bölür. Rx üzerinden elde edebiliriz. Rx'e 1 kilo ohm değer verirsek R'ye de buradan 533,3 kilo ohm olarak bulunmuş olur. Diğer dirençlerde daha önce bulunduğu gibi yalnız burada R'ye 533 kilo ohm ise R'de bunun iki katı olması gerekiyor. Yani 1066,7 kilo ohm olması gerekiyor. Yine V'nin polaritesi ve odaki yani şuradaki offset işaretiyle zıt polaritede olması lazım. Burada artı 2,5 volt vardı. O zaman VR'nin polaritesi de eksi olmalı. Yani VR aslında eksi 5 volt olmalıdır. Kalibrasyon nasıl yapıldığını burada anlatmayacağım. Daha önce anlatmıştım. Şimdi başka bir soruya bakalım. Şekildeki devre bir ölçüm düzeninin çıkış kalibrasyon katı olarak kullanmak ve kalibrasyon ise dirençler yardımıyla yapılmak istenmektedir. Yani hani demiştim ya kalibrasyon katımız daha önce verilen devre şeklinde belirlenmelidir diye. O şekilde değil de bu şekilde acaba olursa diye böyle bir problem var. Bu devrenin kalibrasyon amacıyla kullanılmasının pratik ya da uygun olmayacağını gösterin denen bir problem bu. Eğer bunun kalibrasyon katı olarak kullanılmayacağını gösteriyorsak bunun yerine tek işlemsel kuvvetlendirici çıkış katının nasıl olması gerektiğini, işte o belirlememiz gereken devreyi burada istiyoruz. Katının devresini çiziniz diyoruz. Bu katın kazanç ifadesini kullanarak bu kalibrasyon devresini anlattınız diyoruz. Bize verilen uygun mudur değil midir diye sorulan kalibrasyon katı bu şekilde. İçeri akan akımlar sıfır olduğu bilindiğine göre VA ve V gerilimlerini hesaplayalım. VRF burası.
Burada bir direnç bölme işlemi var. RB üzerine düşen pay VB'yi veriyor. VB eşittir VRF. VRF çarpı RB bölü RA artı RB. Şuradan da VA ile ilgili denklemimizi bulalım. VO eksi VA bölü R2 eşittir. VA eksi V1 bölü R1. Şu devremizin tanım bağlantılarından bir tanesi de VA eşittir VB olması, lineer çalıştığı için. Denklemlerimizden bir tanesi de bu. Bu üç denklemi birleştirdiğimiz zaman V0 ve giriş gerilimleri V0'ın ve O'nun giriş gerilimleri olan ifadesi elde edilmiş oluyor. Bu ifade VO eşittir VRF çarpı RB bölü R artı RB çarpı R1 artı R2 bölü R1 eksi V1 çarpı R2 bölü R1 şeklinde. Burada RA ve RB dirençlerinden birisiyle dengesizlik yani offset ayarı yapılabilir. Kazanç ayarı ise R1 veya R2 dirençlerinden biriyle yapılabilir. Offset ayarı yapılmış olsun. Şu direnç elemanlarından birisiyle offset ayarını yapmış olalım. Ya da yapmamış olalım. R1 veya R2 ile kazanç ayarı yaparken ve o bağıntısındaki yani şu bağıntıdaki ilk terimle şu terimle ve o'daki doğru gerilim bileşeni değişir. Değil mi? R1 veya R2 kazanç ayarı şurada kazanç ayarı için kullanmak istiyoruz. R1 R2 değiştirdiğimiz zaman şuradaki offset gerilimin değerini de bozmuş oluruz diyor. Önceden yapmış ol RA RB ile şu eşitliği sıfırlamış olsak şimdi de kazanç ayar yapacağız diye R2 R1'den bir tanesini değiştirecek olsak bakın şuradaki terim içinde de R1 R2 var. Hemen offset gerilimi değeri bozulmuş olacak. Demek ki birini yaparken diğerini bozmuş oluyoruz. Yani bunlar birbirinden bağımsız olarak ayarlanmamış oluyorlar. Devremiz öyle olmalı ki offset kısmındaki dirençlerin hiçbir tanesi kazanç katının içinde bulunmamalı. Yani birbirinden bağımsız bağımsız dirençlerle ayarlanabilmelidirler. Bunun yerine işte bizim belirlememiz gereken karbürasyon katımızın bu şekilde olmasının gerektiğini söylüyoruz ve devremizin bağıntısını çıkartıyoruz. O bağıntı neymiş? VO eşittir. Eksi R2 bölü R1 çarpı R1 eksi R2 bölü RR çarpı R1. Biliyorsunuz buradaki offset ayar dirençleriyle kazanç ayar dirençleri ortak tarafları yoktur. Bunlar birbirinden bağımsız olarak ayarlanmaktadırlar. İkinci sorumuz. İkinci soru şu şekilde. Kapasitif bir dönüştürücü kullanılıyor. Çip plakalı. Ortadaki hareketli plaka üstteki ve alttaki plakalar sabit. Bu nasıl hareket ettiriliyor? Basınç bir membrana geliyor. Membrandaki rigid çubuk şu kapasiteyi aşağı şu kapasitenin bu orta hareketli plakasını aşağı yukarı doğru hareket ettirip şu üstteki plakayla olan şu mesafesiyle alttaki plakayla olan mesafesini değiştiriyor. Böylece üstteki plakalar arasındaki kapasite ile alttaki plakalar arasındaki kapasite
değişim olarak aynı olmak üzere değiştirmiş olur. Mesela üstteki yukarı hareket ettiğini düşünün. Üstteki aynı miktar, belli miktar artarken alttaki de aynı miktar kapasite olarak azalacaktır. Bu kapasite değişimi şöyle bir köprü, Weston köprüsü çıkışından gerilim değişimine çevrilmiş oluyor. Alt ve üst plakaların orta plakaya olan normal uzunlukları, yani şurada verilen D uzunluğu 5 mm kadardır. Kapasite için oradaki izolasyon kısmı dielektrik sabiti 30 çarpı 10 üzeri eksi 14 farad bölü santimetre. Şu kapasitelerin kesit alanı da A 2 santimetre kare olarak verilmiş. A şıkkı basınç dönüştürücüsünün basitleştirilmiş fiziksel şeklini çizerek çalışma prensibini kısaca anlattınız. B şıkkı köprünün kazanç ifadesini, buradaki yer değiştirme miktarı x olsun, x cinsinden elde ediniz. Yani kapasite yukarı x kadar hareket edince aradaki mesafe d-x oluyor. Aşağıdaki plakayla olan mesafe ise d artı x olur. C şıkkı köprü çıkışına esmaltasyon kuvvetlendirici bağlanacak ve onun da ardında bir işlemsel kuvvetlendirici ile karbürasyon katı, o bizim belirlememiz gereken karbürasyon katı bulunacaktır. Düzenin çıkışındaki duyarlılık S eşittir 10 volt bölü milimetre olacak şekilde düzeni tasarlayınız. D şıkkı, her zaman sorulduğu gibi devrenin karbürasyonu nasıl yapılacağını anlatınız. Evet, A şıkkında dönüştürücünün basitleştirilmiş kesit resmi isteniyor. Alt ve üst sabit plakalar şu duvara saplanmış şekilde sabit. Ortadaki hareketli plaka ise üstteki diyaframa şu sert rigid çubukla bağlı. Diyafram hareket ettikçe aşağı doğru, orta plakadan, hareketli plakadan aşağı doğru hareket ediyor. Dolayısıyla üstteki kapasitenin değeri delta C kadar azalırken alttaki kapasitenin değeri de delta, aynı miktar, yani delta C kadar artıyor. Bunlar komşu kollara getirilirse demiştik ki biri artan, diğeri aynı miktar azalan olursa komşu kollardaki değişimler, bu köprü oldukça lineer davranışlı bir köprü olur. Üstelik gürültüsü de delta C kare şeklinde gelen gürültülerle birbirini yok eder. Gürültüsüzdür diyoruz. Evet, hareketli plakamız ortadaki şu plaka aşağı doğru inmiş demek ki. Aşağıdaki plaka ile olan aralık d-x, yukarıdaki plaka ile olan aralık d artı x olmuş. Yukarıdaki kapasitemizin değeri c1, empedansı z1 olsun. Z1 eşittir 1 bölü j omega c1'den. C1 yerine işte aradaki mesafe d artı x olduğuna göre d artı x bölü epsilon a koyacağız. Dolayısıyla z1'imiz d artı x bölü j omega epsilon a olacak. Benzer şekilde z2'de 1 bölü j omega c2'den d eksi x bölü j omega epsilon a olur. Köprünün kazanç ifadesini bulalım. Burada VI gerilimi sürücü gerilim ve A gerilimi orta plaka toprakta görüyorsunuz. Ve A gerilimi şu Z1'in payına düşen gerilim. Yani Z1 bölü R artı Z1 çarpı VI. Bu da sonuçta ve A gerilim olarak D artı X bölü D artı X artı J omega epsilon AR yapıyor. Benzer şekilde VB'nin de
dx bölü dx artı j omega epsilon ar olarak bulabiliriz. Gelin farkının VI'ye oranın bu köprünün kazancını veriyor. Köprünün kazancı neymiş? VA eksi VB bölü VI'ymiş. Bu da Z1 bölü R artı Z1 eksi Z2 bölü R artı Z2'den işte bunu yaparsak şu şekle geliyor. Şu oran J çarpı 2X omega epsilon AR bölü parantez içinde D artı J omega epsilon AR'nin karesi eksi X kare. Burada D ne kadardı arkadaşlar? 5 mm'ydi. X'imizin de çok küçük olduğunu düşünüyoruz. X'imiz ne kadar olsun? X'imiz de 0,1 mm olsun. Yani 5 mm yanında 0,1 mm küçüktür. Kareler, hele hele karelerin birbirine göre oldukça farklıdır. Yani x kare oldukça küçüldür. Şu terim yanında. Dolayısıyla x kareyi şu terim yanında ihmal edebiliriz. Şu şart altında. Bu durumda Vx Vb bölü Vi şu şekle geliyor. Burada bir ihmal daha yapacağız. Omega Rc eğer frekansta uygunsa, çok çok küçük birse omega rc birin yanında çok küçükse bu demek oluyor ki omega rc 0 işte burada bakıyoruz c0'ın değeri epsilon a bölü d d nominal açıklık yani 5 mm'ydi. Bunu santimetre çevirmişiz. 0,5 santim yapmışız. Şu epsilon 30 10 üzeri eksi 14 idi. A da 2 santimetre kareydi. Bunların hepsini yerine koyduğumuz zaman 1,2 pikofarad yapıyor. Omega Rc 0'a baktığımız zaman bu 2,4 10 üzeri eksi 5 yapıyor. Çok çok küçük birin yanında. O halde omega Rc 0 küçükse çok çok küçükse bir. Bunun anlamı şudur. Omega Rc şuna eşittir arkadaşlar. Omega R epsilon A bölü D'ye eşittir. Yani şu terim bu terim yanında çok küçükse anlamına gelir. O zaman bunu da D'nin yanında ihmal edebiliriz. Aşağısı o zaman D kare olarak kalır. Sonuç olarak omega A eksi omega B bölü VI köprü kazancı J'yi bir tarafa bırakacak olursak mutlak değer olarak 2x omega epsilon ar bölü d kare yapar. Şimdi duyarlı kullanacağız. İşaretin tepe değerini mi alalım, efektif değerini mi alalım? İkisi de olur. Tepe değeri kullanalım. Besleme kaynağı köprüyü besleyen devrenin gerilimin tepe değeri 10 volt olsun. Duyarlılık 10 volt bölü milimetre idi. X'imiz de 0,1 milimetre idi. Çıkış gerilimi S çarpı X olarak yerlerine koyduğumuz zaman 1 volt olması gerekiyor. Öte yandan VA eksi VB VI'nin kadar katıydı. 2x omega epsilon ar bölü d kare katıydı. Burada bilinenleri yerine koyduğumuz zaman vax vb 9,6 10 üzeri eksi 6 volt yapıyor. Halbuki çıkışta bu çarpı bir devre olacak. O devrenin çıkışındaki gerilimin 1 volt olmasını istiyoruz. Bu devrenin kazancı ne olmalı? İşte 1 bölü 9,6 10 üzeri eksi 6 ya da 104 çarpı 10 üzeri 3 olmalı diyoruz. O devre şuradaki
sümantasyon kuvvetlendiricisiyle karbürasyon katının birleşiminden oluşuyor. Bu devrenin kazancı ne kadar olmalıymış? 104 çarpı 10 üzeri 3 olmalıymış. Bu da kat kat bağlı şu devrenin kazancını şu kazanç çarpı şu kazanç çarpı şu kazanç oluşturuyor. Buradaki en soldaki devrenin kazancını daha önce de yapmıştık. 2 R1 artı R2 bölü R2 kadardır. Şu devrenin kazancı R4 bölü R3 kadardır. Kalibrasyon katının kazancı V0 üssü açısından R1 bölü R5 kadardır. Bu eşittir. 104 çarpı 10 üzeri 3 olacak. Değil mi? 104 çarpı 10 üzeri 3 olacak. Bu 104 çarpı 10 üzeri 3'ü nasıl paylaştıralım? Şurası 104 olsun. Şurası 100 olsun. Burası 10 olsun şeklinde paylaştırabiliriz. Bu durumda keyfi mesela R2 1 kilo alırsa buradan R1 103 kilo bulunuyor şu devre için. İkinci devre için bu da R3'ü 1 kilo alırsak bunun kazancı da 100 olacaktır. R4 100 kilo bulunuyor. Çıkış katında da R5'i şurada giderince 1 kilo alalım. Katın kazancı da 10 olacaktı. O oranda R5 10 çarpı R5 yani 10 kilo olarak bulunuyor. X eşit 0 için tabi bu bağıntıda neyi görüyoruz arkadaşlar? X eşit 0 için VA eksi VB'nin 0 olduğunu görüyoruz. Hesapta dengesizlik yani offset kayması yokmuş gibi görünüyor. Ama eğer varsa tabi pratik olarak varsa, teorik olarak gözükmüyor ama pratik olarak varsa çıkışta iki türlü dengesizlik olabilir. Şurada bir doğru gerilim dengesizliği, şunların offset kaymaları, doğru gerilim offset kaymalarının kuvvetlendirilmiş şekli burada doğru gerilim olarak, offset gerilim olarak gözükebilir. Hatta çıkışta şurada gözükebilir. Burada bir de şuradaki devrelerin dengesizliği nedeniyle ortak işaret bastırma oranlarının yeterli olmayışı nedeniyle buradaki offset ortak işareti de geçirebilirler. Yani burada çıkıştan ve iyi değişken işareti şeklinde bir sinüzoidal işaret de gözükebilir. Yani burada iki tane offset gözükebilir. Biri doğru gelin, biri sinüzoidal şekilde. Bu da ayrı ayrı yok etmek için, kompanze etmek için bir doğru gerilimli bir kısım koyarız şöyle. Bir de değişken işaretli kısım koyarız. Şurası ve iyiydi değil mi arkadaşlar? Burası ve iyiydi. Buradan alabiliriz değişken işaretimizi. Artık hangi fazla olacaksa onu, eğer aynı fazla olması gerekiyorsa direkt bağlarız. Zıt fazla olması gerekiyorsa buraya bir devirici koyarız. Ya da 90 derece olacaksa bir faz, 90 derece faz çeviren bir devre koyabiliriz. Doğru gelin. Polaritesini bilmiyorsak iki tane zıt polariteli kaynaktan şöyle bir çıkış alabiliriz. İstersek RP2'yi X tarafına doğru getirerek şu çıkıştan bunlar 10 voltsa burası herhalde yarım volt kadar falanmış gibi. X tarafa doğru ya da artı tarafa doğru bütün gerilimleri buradan alabiliriz. Hiçbir şey bilmiyorsak değil mi arkadaşlar? Devreyi bozmaktansa şöyle iki tane
Kendimi baştan koyup bu şekilde sıfır ayarında bakın. Şurada bir köprü devremiz vardı. Şu dersten şu kısmına daha önce de yaptığımız gibi bir sıfırlama potansiyometresi koyabiliriz. Devrenin kalibrasyonunu size bırakıyorum. Nasıl olması gerektiğini siz artık yazarsınız. Başka bir soruya bakalım. Bu sıcaklık termistörlü ve sıcaklık ölçme devresine ait termistörün modeli bu şekilde verilmiş. GT eşittir GC çarpı E üzeri beta bölü T. Beta 1300 Kelvin. Ölçme aralığı eksi 10 santigrat derece ile 70 santigrat derece arasında. Bu termistörün modelindeki GC 20 milisiemens olarak veriliyor. Bunu lineerleştirilecek seri bağlı direncin iletkenliği GSS bu şekilde verilmiş. GTI nedir arkadaşlar? Ölçme bölgesinin tam ortasına biz TI diyoruz. Yani T min artı T max bölü 2 TI'ye eşit. Oradaki mutlak sıcaklık da büyük TI'ye eşit. Tam o noktadaki termistörün TN T'yi koyduğumuz zamanki iletkenliği GT olmak üzere, yani GTI olmak üzere. O GTI'yi beta eksi 2TI bölü beta artı 2TI ile çarparak lineerleştirmek için kullanacağımız elemanın iletkenliğini bu şekilde buluyoruz. Devrenin duyarlılığı 0,05 volt bölü santigrat derece olarak verilmiş. Devrede kullanılacak olan sürücü gerilim kaynağının gerilimi 1 volt. Sürücünün tabii genliği 1 volt, frekansı da 1 kHz. Bir alternatif gelin kaynağı olarak verilmiş. Bu tablo nedir? Bu tablo işte problemde kullanacağımız çeşitli sıcaklıklarla karşılaşacağız. O sıcaklık değerleri için santigrat derece olarak, Kelvin olarak ve bu ifadedeki E üzeri beta bölü T terimlerinin değerleri olarak neler olabileceği hesap zaman kolaylığı açısından verilmiş. T'yi söylemiştik. T min artı T max bölü 2 eksi 10 artı 70 bölü 2 yani 30 santigrat derece. Buna karşı düşen mutlak sıcaklık 273 artı küçük T'yi yani 303 Kelvin'dir. 30 santigrat derece için tablodan bakıyoruz. 30 santigrat derece için E üzeri beta bölü T 72. 73 sayabiliriz. 73 yakın bir şey. İşte şu değer. Bunu GC ile çarpacağız. GC 20 idi. GC ile çarparsak GTI 1460 milisiemens oluyor. Bunu lineerleştirecek seri direncin iletkenliği gelse GTI çarpı beta x'i 2TI bölü beta artı 2TI'den 531,6 milisiemens. Bunun tersi de 1,881 ohm oluyor. Bu lineerleştirmede kullanacak seri şu direnç bir kere hesaplanıyor arkadaşlar. Burada hesaplanıyor. Bir daha hesaplanmıyor.
Dönemimiz bu şekilde. İşte şu tanistörümüzü temsil eden elemanın iletkenliği, bu da ona seri gelen direncin iletkenliği, bu iki seri eşdeğer iletkenlik olarak G ile temsil ediliyor. Bu G şurası toprak potansiyelinde, şurası sıfır olduğu için toprak potansiyelinde bu elemanları VI kaynağıyla sürüyoruz. Buradan akan akım VA'dan akıyor. Evet, aynı akım VA'dan akıyor. Dolayısıyla V sıfır üssü şuna eşittir. Polaritesi eksi. Eksi VI çarpı RA bölü RT artı RS. Bunun direnci RT, bunun direnci RS olmak üzere. Ya da şu eleman G ise VI çarpı G şu akımı veriyor. Bu akım çarpı RA çıkış gerilimini veriyor. Burada GT'yi hesaplayalım. Yani TI sıcaklığındaki şu ne derler? Eşdeğer iletkenliğin değeri G. O da 389,7 milisiemens oluyor. Bu değerleri yerine koyduğumuz zaman ifade şu şekilde yazılabiliyor. Genel ifade bu. Kalibrasyon katının çıkışındaki ifade. V0 VO eşittir. Eksi VO eksi burası. Eksi VO üssü çarpı RF bölü RI eksi VR çarpı RF bölü RR olur. Kalibrasyon birinci şartı sıfırlama şartı. Yani girişe 0 santigrat derece için çıkıştan 0 voltu beklemeliyiz. 0 santigrat derece için girişte. Kelvin için, 273 Kelvin için. GT 0. Yine tablodan o değeri alarak 2339,4 milisiemens buluyoruz. Bunu GS ile iletkenlik açısından hesaplıyoruz. O ne demiştik? Şu ortak G'yi. Ortak G 0 santigrat derece için 433,16 milisiemens. Buradaki G ise bir kere hesaplanacak dediğim değerdir. Bu değer neydi? 531,6 idi. İşte onu burada 531,6 olarak burada kullanmışız. İfademiz buydu. O ifadede T0 sıcaklığı için o sıfır olmalıydı. Eşit sıfır yapıp şu ifadenin sıfır olacak şekilde direnç değerlerini bulmamız gerekecek. Yalnız burada bir sürü bilinmeyen var. Keyfiler de olacak. Örneğin RA keyfi seçilmiş 1 kilo ohm. RI keyfi seçilmiş 10 kilo ohm. VR 1 volt olarak seçilmiş. VI hemen VI'den alabilmek için basitçe 1 volt olarak seçilmiş. Bakın VR VI ile aynı değil mi? Fazla olmalı ki burada aralarında eksi olduğu için birbirine götürebilsin. Buradan bir tek bilinmeyen RR kaldı arkadaşlar. O RR'yi de bu şekilde hesaplıyoruz. GT sıfırı da 433,16 milisiemens buraya koyarsak RR değeri 23,08 ohm olarak bulunuyor. Kalibrasyonun ikinci şartı kazanç şartı. Hangi sıcaklıkta? T'yi sıcaklığını alalım. 30 santigrat derece için
en çıkış devrin en son çıkışındaki değer duyarlılık çarpı TI olması lazım. Duyarlılık neydi arkadaşlar? S olarak 0,05 volt bölü santigrat dereceydi. Burada 30 santigrat derece için 0,05 çarpı 30 yani 1,5 volt olmalı çıkış gerilim. Çıkış gerilim ifadesi şu şekildeydi. Bir de bunu RP ile çarpıyorduk. İçeridekilerin hepsi belli. Değil mi? Çarpı RP eşittir 1,5 yazıp buradan RP'yi çekiyoruz. O RP'de 340 5 bölü 6 ohm olarak bulunur. 50 santigrat derece için devrenin lineerlik hatası soruluyor. 50 santigrat derece için çıkışta beklenen gerilim 2,5 volt olmalı. Tx 50 santigrat derece için 323 kelvin olmalı. Tablodan buna karşı gelen eksponansiyel değer 55 bölü 967'ymiş. Bunu GC ile çarpıyoruz. 1,119 Siemens yapıyor. Bu GTS için ortak G ifadesini hesaplıyoruz. Sanki paralel iletkenlikmiş gibi. Oradaki GS'yi bir kere hesaplayıp değer olarak alıyoruz. 0,500 0,531 olarak alıyoruz. GTS'yi buluyoruz. Burada kullanacağız GTX'i. GTX'i kullandığımız zaman çıkış gerilim ifadesi yani genel ifadeyi bulmuştuk. O da yerine koyuyoruz. 2,51 volt bulunuyor. Buradaki bağlı hata şu değer yani VOTX eksi VO gerçek bölü VO gerçekten bulunuyor. VOTX 251 volttu. Olması gereken değer 2,5'tu. 251 eksi 2,5 bölü 2,5. Binde 4'lük bir hata olarak gözüküyor. Devrenin hata kaynakları. Devrelerin bağlantı noktalarında ortaya çıkan doğru gerilim şeklinde ortaya çıkan ısıl gerilimler yani doğru gerilimlerdir. Ofset kaymalarına da neden olur. İkincisi işlemsel kuvvetlendiricilerin sıcaklıkla değişen ofset kaymaları olur. Üçüncüsü dirençlerin değerlerinin sıcaklıkla değiştiğini biliyoruz. Akım kaynağının gerilimindeki zaman içindeki ve ya da sıcaklık etkisiyle olan kararsız değişimlere hataya neden olabilir. Termistör modelimiz vardı. Neydi termistör modelimiz? Şuydu. Bu tam termistörümüzü iyi modelliyor mu acaba? Evet. O modeldeki uyuşmazlık. O modeldeki model uygun olmayışı yani. Altıncısı, referans gerilim kaynağının gerilimindeki kararsızlık. Yedincisi, işlemsel kuvvetlendiricilerin ideal olmayan özellikleri diye böyle sıralanabilir. Devrenin korelasyonu nasıl yapılacak? Onu size bırakıyorum. Şimdi fizyolojiyle ilgili sorulmuş bir takım sorular var. Biyolojik işaretlerin, elektrik kökenli olmayan biyolojik işaretlerden 3 tanesi istenmiş. Bir tanesi elektrokardiyogram. Kısaca EKG diyoruz. Kalpten algılanıyor. Kendiliği birkaç 0,1 milivolt. Frekans bandı 0,1 Hz ile 150 Hz arasında. İkinci biyolojik işaretimiz elektrik kökenli biyolojik işaret. Elektromiyogram. EMG ile gösteriliyor. Kastan algılanıyor.
yani birkaç 0,5 mV frekans bandı 10 Hz ile 2 GHz arasında. Elektron ensefalogram kısaltılmış EEG beyinden algılanıyor. Genliği birkaç 10 mikrovolt frekans bandı 0,01 Hz ile 60 Hz arasında. Elektrik kökenli olmayan biyolojik şartlardan 3 tanesi de örneğin kan basıncı, tansiyon, damar içi kan basıncı, genliği 0 mm civarıyla 250 mm civarı arasında değişiyor. Frekans bandı 0 Hz ile 30 Hz arasında. Kan akış hızı, damar içi kan akış hızı debisi, genliği 250 cm bölü saniye, frekans bandı 0 Hz ile 30 Hz arasında. Sıcaklık, örneğin vücut sıcaklığı 30 santigrat derece ile 50 santigrat derece arasında değişebilir. Başka bir soru, biyolojik işaretler için kullanılacak kuvvetlendiricilerin özellikleri 3 tane istenmiş. Bu da biraz fazla verilmiş. İzolasyon yüksek olmalı, çok önemli izolasyon. Yani kaçak akımları olmamalı. Ortak işaret bastırma oranları, İngilizce CMRR'si yüksek olmalı, yüz desibelin üstünde olmalı. Giriş dirençleri yüksek olmalı, 100 megaohm'un üstünde olmalı. Kazançları büyük olmalı, 1000'in üzerinde olmalı. Frekans bandı, biyolojik işaretlerin frekans bandına uygun olmalı. Başka bir soru, tıp ekranında kullanılan dönüştürücülerde aranan özellikler. 5 tane soruluyor. Bu da biraz fazla verilmiş. Doğruluğu yüksek olmalı. Rezolüsyonu, çözünürlüğü yüksek olmalı. Boyutları kullanıma uygun olmalı. İnsan vücudunda kullanılacak olan izolasyonu yüksek olmalı. Ölçme düzeninin etkisi az olmalı. Giriş empedansları kuvvetlendiriciler için uygun olmalı. Frekans bandı ölçecek büyüklüklerin frekans bandına uygun olmalı. Fiyatı uygun olmalı, ömrü uzun olmalı. Biyoreseptörler 5 örnek istenmiş. Mekanoreseptörler ya da mekanoseptörler kas içindeki kas iyiciği bunlar gerilme reseptörü. Baroreseptörler aort damarı ve şah damarı iç darlarındaki kan basıncını algılayan reseptörler ya da sensörler, biyosensörler. Kemoreseptörler kan ve vücut içinde kimyasal gaz ve iyonların konsantrasyonlarını yani kısmi oksijen basıncı, kısmi karbondioksit basıncı, potasyum, sodyum, kalsiyum, klor iyonlarının konsantrasyonlarını ölçen reseptörler. Vücudumuzda sıcaklık reseptörleri var. Dokunma reseptörleri var. Reseptörlerdeki kodlama çeşitleri sorulmuş. Nitelik kodlama. Her reseptör kendine uygun uyaranla uyarılmaktadır. Ve duyum siniri aracılığıyla yani bu reseptöre bağlı sinir aracılığıyla beyin korteksinde bu reseptöre özgü enerji algılama merkezine bağlı olmaktadır. Buna göre farklı uyaranlar kortekste farklı olarak algılanmaktadır. Nicelik kodlaması. Sinir hücrelerindeki bilgi ve emirler aksiyon potansiyeli katarının frekansı değiştirilerek taşınmaktadır. Uyarma şiddetiyle aksiyon potansiyeli katar arasındaki ilişkiye uyarma cevap ilişkisi adı verilir. Böylece bilginin şiddeti farklı olarak kortekste algılanmış olur. Zaman kodlaması. Reseptörlerde adaptasyon. Reseptör hızı farklıdır. Adaptasyon, uyarı şiddetinin sabit kalmasına rağmen aksiyon potansiyeli frekansındaki azalma olarak ele alınır.
adaptasyonu büyük olan reseptörlerin hız ve ivme ölçme görevleri vardır. Bu reseptörler sayesinde dengeli ve koordineli yürüme ve koşma mümkün olmaktadır. Yer kodlaması, korteksteki duyu merkezi vücudun çeşitli bölgelerine göre haritalanmış olup her bölgenin duyu siniri kortekste karşı düştüğü alanı beslemektedir. Bu şekilde duyuların vücudumuzun hangi bölgesinden geldiği algılanmış olur.